Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmeti açısından vurgulamak istediğim temel öge şu. Bu hastane bu hizmetleri kompakt olarak kesintisiz verebilme potansiyeline sahip bir hastane. Yani ne demek istiyorum? Eşiniz gebe ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kadın doğum polikliniğinden başlayıp gebe okulunda eğitiminizi tamamlayıp Eskişehir Şehir Hastanesi'nin TDL biriminde doğumunuzu yapıp akabinde bebek ve anne ile ilgili bir sorunuz yoksa evinize taburcu oluyorsunuz. Eğer bebeğiniz şu veya bu şekilde bir tıbbi destek hizmetine ihtiyaç duyuyorsa aynı hastane içerisinde bebeğiniz yeni doğan yoğun bakım ünitesine giderken anne de eğer bebek anne sütü almaya devam edecekse bu beslenme yönteminin idamesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki anne otelinde konuk ediliyor. Bölgenin doğumlarının yaklaşık %55'i hatta %60'ının bizim hastanemize gerçekleştiğini pekala çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu süre içerisinde yaklaşık 12 bin civarında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde doğum gerçekleşti. Canlı doğum gerçekleşti. Bu süreç kesintisiz devam etti. Yani pandemide bizim hastanemizde 4 bin civarında doğum gerçekleşti. Artı bu doğumu gerçekleşmekle beraber yaklaşık 4 bin civarında da pandemi döneminde 4 bin civarında da kabaca 4 bin civarında da anne bizim anne misafirhanemizde hizmet aldı. Anne misafirhanemizde kalarak bebeklerini emzirmeye devam etti. 12 bin doğumun olduğu bu hastanede yaklaşık yeni doğan yoğun bakım ünitesinde de 7 bin tane bebek yattı, yoğun bakım hizmeti aldı ve taburculuk sağlandı. Kadın doğum kliniğimiz Eskişehir'de anne ve bebek dostu hastane sertifikası almış oldukça başarılı kliniklerin başında gelmekte. Hastalarımıza mümkün mertebe tek kişilik odalarda hasta yakınını alarak herhangi bir müdahale etmeden kendilerinin doğum eylemini gerçekleştirmesini bekleyerek müdahale etmekteyiz. Kendi odasında sürekli hasta yatağına bağlı olmadan hasta kendi odasında yürüyebiliyor, odasında tuvalet banyo imkanı var zaten. Bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve doğumunu da yine başka bir odaya gitmeden aynı odada yapabiliyor. Sonrasında da gözlemimiz bittikten sonra servisimize çıkarıyoruz. Ayrıca hastanemizde yeni bir uygulamayla kimlikleri de doğum odasında hastaneden çıkmalarına gerek kalmadan, nüfus müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmadan hastaneden hallediliyor. Bu da oldukça güzel bir uygulama tabii ki. Anne misafirhanesi, bebekleri yeni doğan yoğun bakımda yatan annelerin sütünün devamını sağlamak amacıyla konakladıkları birimdir. Birimimizde kaldıkları müddet boyunca her türlü ihtiyaçları hastanemiz tarafından sağlanmaktadır. Misafirhanemizde konaklayan annelerimize aynı zamanda eğitim programımız mevcut. Bu eğitim programı içerisinde lohusalık, bebek bakımı, anne sütü ve önemi, emzirme eğitimi, aile planlaması eğitimi hakkında bilgiler veriliyor. Travay, doğum, lohusa. Yeni adıyla bu. Eski adıyla doğum odası. Burada TDL'de 13 tane TDL odamız var. İçinde hasta yatakları. İşte aynı yataklarda doğum yatağına çevrilebiliyor. Hastamız doğumunu yapıyor. Aynı odanın içinde bebek müdahale odam, canlandırma masamız var. İşte bebeklere de aynı odada müdahale edebiliyoruz. Yani doğumuna karar verilen gebeler yattığı zaman doğumunu tamamen buradan başlayıp doğumu bitene kadar burada takibini yapıyoruz hastalarımızın.
2 tane sezaryen ameliyathanemiz var. Bunun dışında 4 tane sezaryen sonrası uyandırmada takip ettiğimiz yatağımız var. Hasta sayılarımızda düşme olmadı. Tabii ki artış da olmadı ama odamızın birisini COVID'li hastalarımıza uygun şekilde hazırladık. İşte odanın basıncı hazırlandı. O odanın sterilizasyonu farklı yapıldı. Hani arkasından o oda normal bir hasta için kullanılmadı. Bir odamız ayrıldı. O şekilde devam ettik.